Aylardır evdeyiz. Birçoğumuz bu süreci verimli geçirmek için çabaladık. Bir kısmımız da bu durumla mücadele etmeye çalıştı. Bu süreçte bol bol video çekip yayınlarım diye düşünüyordum ki geçtiğimiz pazar günü ilk animasyon projem olan bir müzik klibi yayınladık. Yaklaşık 2 ayım aldı bu animasyon çalışması. Bu kadar vaktimi alacağını hiç tahmin etmemiştim. Buradan animasyon yapan arkadaşlara selam olsun. İşiniz çok zormuş gerçekten, onu anladım. Ama çok keyifliydi. Hem çizip hem de yönetmenlik yapıyorsunuz. Güzel bir deneyimdi. Merak edenleriniz olursa videonun sonunda linke tıklayıp izleyebilirsiniz. Açıklamalara da koyacağım ayrıca. Resim yaparken bir yandan da kamerayı kontrol etmekte çok zorlanıyorum. Çünkü çizim yaparken kağıdın dibine kadar girenlerdenim ben de. Bazen kamerayı unutup kaptırdığım oluyor. Sonra editlerken bir bakıyorum, kafam bütün ekranı kaplamış. Haliyle o video direkt çöp oluyor. Daha uzun bir zaman ayırmam gerekiyor bu yüzden. Sizler de bana gerek buradan gerek Instagram sayfamdan merak edip sorular soruyorsunuz. Elimden geldiğince geri dönüyorum mesajlarınıza ama video çekip anlatmak toplu cevap vermek gibi oluyor. Bundan sonra daha sık video atmayı düşünüyorum bu yüzden. Küçük tuval ona 15 santim boyutlarında. Bu mini tuval serisine başlarken sanat eserlerinin boyutlarını irdelemek istemiştim. Bu boyutlar aslında bizim toplumsal farklılıklarımızı simgeliyor. Çoğu sanatçı şimdi söyleyeceğim şeye karşıdır ama bence sanat eseri herkese ulaşabilir olmalı. Sanatçı sadece belli bir yüksek kesime hitap etmemeli, anlaşılır olmalı ve eserlerini satın almak isteyenlerin illa zengin olmaları gerekmemeli. Ben sanatıma yön verirken açık konuşmam gerekirse yurt dışındaki sanatçıları, sanat tarihçilerini ve sanat eleştirmenlerini takip edip örnek alıyorum. Burada üniversitede ve sanat çevresinde bize sanatımız hakkında konuşmamız isteniyor, evet, ama hiç kimsenin anlamayacağı bir şekilde. Benim takip ettiklerim ise tam tersi anlaşılır olmak gerektiğini savunuyorlar. Bu düşünce bana daha yakın geliyor açıkçası. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gördüğün renklerin aynısını yansıtıyorsan, resimlerin renkli. Eğer benim gibi farklı renklerde resmediyorsan, renkçi tarzda işler sunuyorsun demektir. Bunu yapmamın sebebi, portre resmeden biri olarak çizdiğim o birey üzerindeki ön yargıları kaldırıp izleyiciye objektif bir bakış ortamı yaratmak istiyor olmam. Bunun altında yatan sebeplerin en başında tabii ki de ırkçılık geliyor. Benim resimlerime bakan insanların gördükleri bireyin ten rengiyle ilgilenmesinden çok kullandığım o renk paletindeki bireye odaklanmalarını istiyorum. Resimlerimin renkçi olmasının nedeni ve her resimimde farklı renkler denememin sebeplerinden birisi bu. Her ne renkte olursak olalım aslında hepimizin portre bileşenleri ağız, göz ve burundan oluşuyor. Bu da aslında hepimizin eşit olduğunu kanıtlıyor. Tabii renklerin insanlar üzerindeki psikolojik etkisini görmek ve onları resimlerimi incelerken gözlemlemek de amaçlarımdan bir diğeri.
kavramsal düşüncelerimi bir kenara bıraktığımızda işin bir de duygusal boyutu var tabii. Renklere karar verirken o anki ruh halimin büyük bir payı var. Örneğin karantina döneminde kendimi sakin tutmak için o kadar çok kastım ki son zamanlardaki yaptığım bütün resimlerimin neredeyse bu pastel soft tonların içeriği olduğunu fark ettim. Bu aslında kendi kendime her şey yoluna girecek dememin bir sonucu. Bu tarz panik durumlarında dışarıya bunu yansıtmamak için elimden geleni yaparım çünkü. Sakin biri olmamın en büyük sebeplerinden biridir bu. Yaptığım resimlerde kullandığım renkler daha floresandı. O zaman daha agresif biriydim. Büyüdükçe tabii insan daha da sessizleşiyor, olgunlaşıyor. Başına bir sürü şey geliyor ve bu benim işlerime de yansıdı. Zaten ilk dönem işlerimi bilenler de bana bu eleştiri yapar. Biraz sakinleştim diyebilirim. Ama ara ara yine yoğun ve warm dediğimiz yoğun sıcak renkler kullanıyorum hala. Yani ben de hiçbir zaman ne renk seçsem acaba diye düşündüğüm olmuyor. O gün çok mutsuzsam renklerim daha mavi ya da mor tonlarında oluyor. Çok mutluysam da kırmızı, turuncu tonlarında oluyor. Renklerin o psikolojisine kendimi kaptırmayı seviyorum. Objenin sizde bıraktığı etki var. Karantin öncesi bu yöntemlerle renklerimi seçiyordum daha çok. O da tamamen fotoğraftan faydalanarak yaptığım resimlerdi. Fotoğrafın bende bıraktığı his, ışığı, kompozisyonu, modelin bakışı vesaire gibi etkiler renklerimin nasıl olacağını belirliyordu. Gidersek, renk kombinasyonu üzerine çok ciddi denemeler yapmış olmam aslında bunun temelini oluşturuyor. Çünkü ben moda çizimleri yaparak başladım bu işe. 8-9 yaşımdan beri resim yapıyorum. Daha sonra moda tasarım okudum biliyorsunuz. O dönem bütün moda kreasyonlarına hakimdim. Deli gibi moda dergisi alıyordum. Gelecek sezonlara tahmin edecek derecede takip ediyordum. Çünkü o dönem zaten görevim oydu. Okuyordum o bölümü. Bunun şu anki resimlerime çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Özellikle kumaş desen tasarımı beni bu anlamda altyapı olarak sağlamlaştırdı diyebilirim. Moda da tıpkı sanatın diğer dalları gibi doğadan ilham alıyor. Çünkü köklerimiz tamamen doğaya ait. Bu yüzden hepsi birbiriyle bağlantılı aslında baktığınızda. Evet, öyle durumlarda bir böcekten ya da bir elmadan da ilham alabiliyorum. Aslında görmeyi iyi bilmek gerektiği düşünüyorum. Sadece bakmak hiçbir zaman yeterli olmuyor. Bir de bu işin tekniği var tabii. Hangi markanın hangi rengini alıyorum, hangilerini nasıl karıştırıyorum, tonları nasıl ayarlıyorum gibi. Onu gelecek videolarımda anlatmayı düşünüyorum. O zamana dek kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.